Almanların sosis yediği günler geride kaldı. Artık ülkenin en favori yemeği döner kebap. Ancak fiyat artışları tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı siyasetçiler dönere tavan fiyat getirilmesini istiyor. Sol parti ise döner için bir çeşit indirim kuponu niteliğinde döner kuponu teklifinde bulundu. Berlin'deki Türk göçmenler tarafından ülkede popüler hale getirilen döner kebap, yılın en sevilen ürünü seçilmişti. Her yıl tahminen 1,3 milyar kebap satılıyor. Sadece Berlin'de her gün 400 bin kebap tezgahtan geçiyor. Ancak son yıllarda fiyatlar pek çok yerde yaklaşık iki katına çıktı. Geçen yıl 4 euroya satılan dönerler bu yıl 7 euro 90 cent, 8 euro, hatta Frankfurt ve Münih gibi metropollerde ise 10 euroya satılmakta. Aşırı sol parti de Linke'de konuyu ele aldı ve parlamentoya bir teklif sunarak döner kebap için bir tavan fiyat, yani Donna price Brems'e getirilmesini istedi. Partiye göre döner yiyenlerin ödemesi gereken maksimum miktar 4,90 euro, 90 cent, hatta gençler için sadece 2,90 euro 90 cent olması gerekiyor. Dilinke ayrıca yoksul hanelere günlük döner kuponları dağıtılması talebinde de bulundu. Partiye göre vergiden elde edilecek gelirin 4 milyar euroluk bölümü bu kuponlara ayrılsa, ülkedeki herkese haftalık döner kuponu dağıtılabilir. Bild gazetesine bir açıklama yapan Dillinke Yürütme Kurulu üyesi ve gençlik politikaları sözcüsü Kati Gebel, gençler talepte bulunuyorsa, Olaf, kebabı ucuzlat diyorsa o zaman bu bir internet şakası değil, ciddi bir yardım çığlığıdır. Gıdanın lüks bir ürün haline gelmemesi için devlet müdahale etmelidir ifadesini kullandı. Şansölye Scholz'a göre döner için tavan fiyat uygulaması serbest piyasa ekonomisinde mümkün değil. Ancak ülkede birçok genç Scholz'un açıklamalarını yeterli bulmuyor ve bazıları ise Scholz'un selefi Merkel'in döner fiyatlarını kontrol ettiğini savunarak tekrar geri dönmesini istiyor.